Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili dostlar. Hayırlı, huzurlu, bereketli cumalar inşallah. Sağlıklı, aydınlık yarınlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. نحمده ونستعينه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله Sadaka Rasulullah fima kal ev kema kal. Cumanız mübarek olsun sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, muhterem Müslümanlar. Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Her canlı ölümü tadacaktır. Kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı zaten aldatıcı şeylerden ibarettir. Okuduğum hadisi şerifte ise sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyuruyor. Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır aciz kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna rağmen hala Allah'tan iyilik temenni edendir akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır aciz kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna rağmen hala Allah'tan iyilik temenni edendir Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, Yüce Rabbimiz hangimizin daha güzel ameller işleyeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Ebedi alemde cennet muştusuna ya da cehennem azabına dönüşecek olan da işte bu hayat çizgisi üzerinde yaptıklarımız ya da ihmal edip terk ettiklerimizdir. Hepimiz yaşayarak görüyoruz ki Zaman su gibi akıyor ve her geçen gün ömür sermayemiz azalıyor. Geçen her dakika bizi gençliğimizden uzaklaştırıp olgunluğa ve hatta yaşlılığa bir adım daha yaklaştırıyor. Ne zaman, nerede ve nasıl karşımıza çıkacağını bilemediğimiz o malum sona yani ölüm ve hesap gününe doğru ilerliyoruz. Muhterem kardeşlerim, sevgili dostlar. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de insan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder buyurmaktadır. Bu ayeti kerime başta ömür olmak üzere Rabbimizin ihsan ettiği bütün nimetlerin aynı zamanda sorumluluk gerektirdiği hususunda bizi ikaz etmektedir. Kıyamet Suresi 36. ayette yüce Allahımız böyle buyuruyor. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? Evet sevgili dostlar. Şükrün ifa etmekten şükrünü ifa etmekten aciz olduğumuz bütün nimetler gibi ömrümüz de Rabbimizin bize bir emanetidir. O halde Ömrümüzü nerede ve ne uğurda tükettiğimizden sorumluyuz. Sevgili peygamberimizin ifadesiyle pek çok insan sağlık ve boş vakit konusunda aldanmakta. Bu iki eşsiz nimetin kıymetini bilememektedir. Ancak Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle geçirilen zamanlar kazanca dönüşür ve sahibini Hüsrana uğramaktan kurtarır. Allah'a iman ve Resulullah'ın sünnetine uymakla geçen hayatlar bereketlenir. İyilikle, ihsanla, erdemle ve güzel ahlakla süslenen ömürler mamur olur. Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, Rabbimizin rızasına uygun, huzurlu ve adil bir dünyayı imar etmek üzere gönderildiğimiz hayatımızın bir yılını daha geride bırakıyoruz. Takvimlerin değiştiği bugünler, geçmişin muhasebesini yapmak adına hepimiz için önemli bir imkandır. Hatalarımızı gözden geçirmek, Günahlarımıza tevbe etmek, yeni ve doğru kararlar almak, hayatımızda terdemiz sayfalar açmak için bulunmaz bir fırsattır. Yoksa yeni yıl dini ve ahlaki değerlerimizi unutarak, milli ve manevi hassasiyetlerimizle bağdaşmayan davranışlar sergileyerek karşılayacağımız bir zaman dilimi değildir. Muhterem kardeşlerim, sevgili dostlar. Miladi yeni bir yıla girerken kendimize soralım. İmanı ve Rabbimizin rızasını kazanma azmini hayatımızın merkezine yerleştirebildik mi? Yoksa heva ve hevesimizin peşinden mi sürüklendik? Güç ve kuvvetimizi, bilgi ve emeğimizi, akıl ve tecrübemizi İslami hakikatleri insani ve ahlaki değerleri yüceltme uğruna mı harcadık yoksa gündelik arzularımızı ve şahsi beklentilerimizi mi önceledik gönlümüzde merhamet adalet tevazu ve hikmete mi yer verdik yoksa kibir riya cimrilik ve haset hastalığına mı yenik düştük Rabbimizin ey iman edenler içki kumar dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz ilahi fermanına sadakatle bağlanabildik mi Maide suresi 90. ayette Yüce Allah'ımız böyle buyuruyor. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve falokları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Evet sevgili dostlar, elimizi kötülüklerden çekebildik mi? Dilimizi kem sözlere kapatabildik mi? Zihnimizi kötü düşüncelerden arındırabildik mi? Kalbimizi Allah aşkıyla doldurabildik mi? Anne babamızın, eşimizin, çocuklarımızın haklarını koruyabildik mi? En son hangi yetimin başını okşadık? Hangi komşumuzun halini, hatırını sorduk? Hangi yaşlının gönlünü aldık? hangi yoksulun ihtiyacını giderdik? Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, muhterem Müslümanlar. Kalan ömrümüzü Rabbimizin rızasını kazandıracak iyi ve güzel işlerle donatmaya karar verelim inşallah. İnsan olmanın şerefli sorumluluğunu, emaneti yüklenmenin ağırlığını ve hesap gününün yakınlığını asla unutmayalım. Zamanımızı boşa harcamayalım. Boş ve yararsız işlerden uzak duralım. Hata ve yanlışlarımızdan dönelim. İbadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı çoğaltalım. İşte o zaman ömrümüzün her yılı bizim için gerçek bir milat, gerçek bir imkan ve ümide dönüşecektir inşallah. Ela inna hasenel kelam ve ablagha'n nizam. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم حبيب بالسنة علمنا أَنْجَكْ رحمة رحمة الشنقن بارك الله لنا ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي

اللهم منصر من نصر الدين وخزل من خزل المسلمين اللهم منصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين واكتب الصحة والسلامة والعافية وعلينا وعلى الخجاج والغزات والمقيمين والمسافرين والحاضرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين إلهي يا رب العالمين إسلام ومسلمان يردم vatanımızı, memleketimizi, tüm biladı İslam'ı her türlü fitneden, fesattan, beladan, musibetten, yokluktan, kıtlıktan, selden, depremden, yangından, her türlü afat ve belalardan muhafaza eyle. Nefsimizi, neslimizi sırat-ı müstakimde daim eyle. Kur'an'ın nurlu izinden ayırma. Kur'an'ımızı okumayı, anlamayı, yaşamayı, ihlasa ermeyi cümlemize, cümle nesillerimize nasip ve müyesser eyle. Ya Rabbel Alemin hayırlı ömürler nasip eyle. Hayırlı rızıklar nasip eyle. Rızıklarımıza bereket ihsan eyle. Hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller nasip eyle. Dünyamızı, ahiretimizi mamur eyle. Bizleri, analarımızı, babalarımızı ve tüm ümmeti Muhammed'i geçmişlerimizi bağışla. Cennetini, cemalını ikram eyle. Ordularımızı, tüm güvenlik güçlerimizi havada, karada, denizde, her zaman ve her yerde Allah, din, iman, mukaddesat, bayrak, ezan, Kur'an uğrunda mansur ve muzaffer eyle. Askerlerimizin ayaklarını kaydırma, düşman karşısında hezimete uğratma, düşmanlarına karşı heybetli göstermek suretiyle düşmanlarına korku saldır ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizleri, vatanımızı, ümmeti Muhammed'i bozmak, yok etmek, çiğnemek isteyen iç ve dış düşmanlarımızın üzerimize kurduğu hile, tuzak ve desiseleri kendi üzerlerine tevdi eyle ya Rabbi. Es salatu ve aleyke ya Resulallah, es salatu ve aleyke ya Habiballah, es salatu ve aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin, ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. يا الله. adaleti, ihsanı, iyiliği, Allah'ı görüyor gibi ibadet etmeyi, her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da Allah seni görüyor ya, ve bir de akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve de azgınlığı, zulmü men eder. O Allah düşünüp tutasınız diye size bize öğüt veriyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili dostlar. Cumanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Cuma'nın feyiz ve bereketinden hissedar olmayı Mevlam cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Ve Cuma'daki o kabul olunan dua saatine icabet ederek dualarımızı hayırlara tebdil eylesin. Kötü düşüncelerden de muhafaza buyursun. Tüm geçmişlerimizin ruhları için hayatta olanlarımızın sıhhat ve selameti, devletimizin bekası, Ordularımızın muzafferiyeti, ümmeti Muhammed'in hidayet ve kurtuluşu için ve hasreten Allah rızası için El-Fatiha. Tekrar Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'a emanet olun sevgili dostlar.